Şimdi suyu koyalım. Çok hemen haşlanacak zaten. Çok fazla pişirmenize gerek yok. İçine biraz da tuz katalım ve balığı haşlayalım. İçine pek çok yeşillik girecek. O haşlanırken yeşillikleri incecik kıyacağız biz de. Kalkanı daha önce de konuşmuştuk. Güzel Karadeniz'in, güzel Marmara'nın şahane balığı diye. Şimdi diğer yeşillikleri de incecik doğramaya devam ediyorum. Evet, son olarak da 10 tane nane yaprağı. Süzüyorum ve soğumasını bekliyorum. 500-600 gram kadardı. Kalkan tuzu tuzu da haşlandı. Ben onu şimdi ayıkladım ve şimdi tüm malzemeyi birbirinin içine yedireceğim. Aynı mücver gibi bir karışım olacak. 4 tane yumurta koyuyorum. Bütün yeşilliklerimi de koyacağım. Bu arada bir çay kaşığı karbonat da kullanacağız. Onu ben hemen limonla açıyorum şimdi, kabartıyorum. Kaşığı tuz, yarım silme ya da tatlı kaşığı karabiber. Şöyle bir karıştırayım. Ondan sonra da bir su bardağı un ekliyoruz. Kaşıkla konabilecek bir kıvama gelmeye çalışıyorum. Biraz daha un ekledim. Bu şekilde tamam gibi. Bir taraftan da şimdi artık ayçiçek yağımı kızdırıyorum ben. Yağ ısındı gibi geliyor. Ben şimdi bir kepçeyle içine dökmeye başlıyorum. Şöyle hafif de sallayarak kalkanlarımızı pişiriyoruz.